Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda Valorant'ta FPS arttırmanın yöntemlerine bakacağız. Öncelikle arkadaşlar Valorant'ın FPS'ini arttırmamız için gereken şeyler, eğer ekran kartımız çok düşükse, işlemcimiz yetersizse, daha doğrusu bilgisayarımız biraz eskiyse bu yöntemi kullanabiliriz. Hemen uzatmadan geliyorum. Buraya %100 işareti, Updata %100 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Açılan sayfada, bakın burası çok önemli, Updata'ya bir daha geliyorum. Yani bir önceki klasöre. Bir önceki klasöre geldikten sonra lokal klasörünü açıyorum. Burada Valorant'ı buluyorum. Valorant'ı bulduktan sonra Saved klasörünü, Config klasörünü buluyorum. Ve burada en üstte bulunan sayıları karışık olan dosyaya giriyorum. Sizde sayıların ismi farklı olabilir. Yani şu anda kullandığımız ayarlar bu dosyanın içerisinde. Game User Settings'i açıyorum. Açtıktan sonra arkadaşlar şu bölgede bizim kullanacağımız ayarlar var. Oyun içerisindeki ayarlar. Resolution Quality diyor. Yani çözünürlük kalitesi. Bunu dilerseniz 50'ye, dilerseniz 60'a, 70'e, 80'e çekebilirsiniz. Veyahut bilgisayarınızın durumuna göre, daha kötüyse mesela biz bunu 40'a çekelim. Diğer özelliklerin hepsini 0'a çekin arkadaşlar. Bütün özellikleri 0'a çektikten sonra çıkış yaparken size soruyor. Bu ayarları kaydetmek ister misin? Kaydet diyoruz. Ve hemen Valorant'ımızı açıyoruz. Valorant açılıyor. Ben size FPS'in ne kadar fark ettiğini gösteremeyeceğim. Çünkü ben 144 FPS'de sabit oynuyorum zaten oyunu. Devre dışı bırakırız aslında. Öyle de bir görebiliriz. Şimdi oyundan hemen alıştırma moduna girelim. Burada yapmış olduğumuz şey arkadaşlar, çözünürlük kalitesini düşürerek oyunu bilgisayarımız için daha hafif bir hale getirmek. Bunu PUBG'de yapabiliyorduk, çözünürlük ayarını değiştirerek. Oyunda da bu şekilde hafif bir bulanıklık oluşacak sizlerde de. Monitörünüzün çözünürlüğünü de bu şekilde ayarlarsanız, eğer şu anda 1920'ye 1080'i ben bu çözünürlük ayarının %40'ını kullanıyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Grafik kalitesinde her şeyinde en düşüğe alırsam, diyelim oyun içerisinden de bu ayarları uygularsak ve üstüne üstlük şöyle bir durumda yaparsak, FPS'imin de kısıtlanmamasını sağlarsam, gördüğünüz gibi FPS'im 200'lere, 320'lere doğru fırlıyor. Normalde ben Valorant'ta bu FPS'leri hayatta alamam ama bu ayarlar sayesinde alabiliyorum. Oyun içerisinde de biraz dediğim gibi görsellikten feragat etmek zorundasınız. Çünkü bu bildiğiniz bir matematik işlemi. Yani şöyle bir durum var. Eğer bilgisayarınızın toplam kazanabileceği FPS normal ayarlarda 20 ise, hani bu 30 olur, 40 olur, 50 olur, birdenbire 70-80 olmasını beklemek imkansıza yakın bir şey. Fakat bu tarz ayarlar sayesinde oyunun biraz da kalitesinden ödün vererek alabileceğiniz FPS değerleri var. Sizler de bunu deneyip oyunun oynanıp oynanamayacağına karar verebilirsiniz. Benim anlatacağım şeyler bu kadardı. Hani beğenirsiniz beğenmezsiniz bilmiyorum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Biliyorum ülkemizde yeni bir bilgisayar almak gerçekten çok zor. Çok yüksek rakamlara satılıyor. Oyun oynamak artık bir zevkten çıktı. Lüks haline döndü ülkemizde. Ben de bu durumdan çok üzülüyorum. Fakat insanların Valorant oynamasını da istiyorum. O yüzden böyle bir video çekme gereksinimi duydum arkadaşlar. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. İyi oyunlar, iyi savaşlar.